Vatan için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün basın toplantımızı medeniyetlerin ve kültürün buluşma noktası güzel ilimiz Hatay'da İskenderun'da gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak geçtiğimiz çarşamba Kahramanmaraş'taydık. Dün de barışın ve kardeşliğin, sevginin başşehri Hatay'ımızda Antakya'da önemli ziyaret ve çalışmalarda bulunduk. Nakliyecilerimizin, yaş meyve sebze ihracatçılarımızın yurtta ve yurt dışında yaşadıkları sorunları dinledik. Bugün de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız dün Expo 21'in açılışını gerçekleştirdi. Bu vesileyle bir kez daha Expo 21'in Hatay'ımıza ve tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Dünyayı bir araya getiren Expo'nun Hatay'ın markalaşmasına katkıda bulunmasını, Hataylılar için yeni aş ve iş kapılarını açmasını umuyoruz. Hayal görmeyin diyenlerin hayallerinin bile yetmediği işleri yapan Hatay Belediye'mizi, Expo'ya gönül ve emek veren her bir çalışanını ve tabii bu muazzam çalışmayı yöneten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'ı bir kere daha canı yürekten kutluyoruz. Değerli basın mensupları, bu gece mübarek Ramazan ayının ilk orucu için sahura kalkılacak. Bu zor günlerde mübarek Ramazan'da tutulacak oruçların, edilecek duaların barışa, kardeşliğe, huzur ve berekete vesile olmasını diliyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını bu güzel şehirden tebrik ediyoruz. Erdoğan şahsım hükümeti daha Ramazan başlamadan sofralarımızın tadını kaçırdı. Tüm şehirlerimizde ekmeğe ciddi zamlar yapıldı. Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi Ramazan pidesi sıcaklığıyla değil, fiyatıyla el yakmaya başladı. Gramajlar da geçen senenin altında. Geçen yıl 365 gram susamsız, yumurtasız, sade bir pide 4 liraydı. Bu sene 330 gram, yani 35 gram daha düşük geçen yıldan. Gram sade pide 6 lira. Sadece paramızı satın alma gücüyle değil, Ramazan pidesinin ayarıyla da oynadılar. Erdoğan, Ramazan'da evlere ucuz et girecek dedi. Ete yapılan %48 zamın ardından bu hafta %10 ilave bir zam daha yapıldı. Ardından daha geçen ay %20 zam gören şekere dün bir kez daha %31 zam yapıldığı haberini aldık. Şekerin fiyatı son bir yılda %100'e yakın zam gördü. Bu da evlerde kullanılan şeker. İşletmelerde kullanılan şekerin fiyatı %100'ü de geçti artış. Millet bu sene Ramazan'da bıraktık tatlı yapmayı, çayına şeker atabilirse ne mutlu. Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta şekerle ilgili de gerek Türk Şeker, gerek Konya, gerek Kayseri buralarda olumlu adım atacaklar. Fırsatçılara izin verilmeyecek. Fiyatlar da şekerde fena değil. Yani şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok diyordu. Uçağın tekerlekleri daha piste dokunmadan Türk Şeker şekere zam yaptı. Kim bu Türk Şeker? Şekere bu zammı yapan Türk Şeker kim? Marketçi mi değil, fırsatçı mı değil, stokçu mu değil? Türk Şeker kim? Erdoğan'ın başında olduğu varlık fonuna ait bir şirket. Bir yılda şeker fiyatı ikiye katlanacak ama varlık fonunun başında oturan Erdoğan'ın bu işten haberi olmayacak. Bu beceriksizliğe, bu yönetim bozukluğuna sarayın iletim danışmanlarının bulduğu çare ne? Erdoğan'ın sözlerine sansür uygulamak. Allah'ın sopası yok. Erdoğan'ın sansür makinesi hızını alamadı, Erdoğan'a bile sansür uyguladı. Çayı şekersiz içmeye razı olsanız da çayı pişirmeye gaz gerek.
Bu sabah doğalgaza dev bir zam yapıldı. Evlerde kullanılan doğalgaza %35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %44,3, elektrik üretimi dışındaki doğalgaza da %50 zam geldi. Yani sanayinin kullandığı doğalgazı. Yetmez, bir de sanayinin kullandığı elektriğe %20 zam daha yapıldı. Bu zamlar tüm fiyatlara yansıyacak. İğneden ipliğe her şey artık daha pahalı olacak. Bu enerji fiyatlarıyla üretici nasıl üretecek? Nasıl rekabet edecek? İşte dolaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta da Hatay'da da esnaf şunu diyor. Artık kapatma noktasına geldik bu zamlar yüzünden diyor. Sanayici aynı şeyi söylüyor. Ondan sonra tüm bu hayat pahalılığının sebebi ve mimarı olan Erdoğan dün çıkıyor yine. Bir defa daha diyor ki ben ekonomistim. Ya insan bunu derken biraz sıkılır, utanır. Daha geçtiğimiz yıl Eylül ayında Erdoğan çıktı, faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Ekonomiden ne kadar anladığını bütün bu millete gösterdi. Merkez Bankası'nın politika faizini emirle düşürdü. Ona göre faizler inecekti, döviz çıkacaktı, rekabet gücü artacaktı, dış açık azalacaktı, rezervler şahlanacaktı, kur gerileyecek, enflasyon düşecekti. Ama bunların hiçbiri olmadı. Elde rekorlar kıran dış açık ve şaha kalkan enflasyon kaldı. Bugün bu ülkede tüketici enflasyonu %54. Ama iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor. Pazartesi Mart ayı enflasyonu açıklanacak. Ve enflasyon Mart ayında %60'ı aşacak. Erdoğan Türkiye'yi Kalkınma İçin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın ve G20'nin enflasyon ve zam şampiyonu yaptı. Çıkıyor ondan sonra da ben ekonomistim diyor. TÜİK dün Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı geçen seneye göre %183 artmış. 18 milyar dolar olmuş. Bu bir rekor. Merkez Bankası'nın kasasını tek sente muhtaç hale getiren, milletin ekonomisini yangın yerine çeviren Erdoğan'ın bir de çıkıp ben ekonomistim demesi hakikaten bugüne yakışır bir biçimde olsa olsa bir Nisan şakası olur. Merkez Bankası kasasını tek sente muhtaç hale getiren Erdoğan'ın kötü şakaları dün ardı ardına geldi. Ne diyordu Erdoğan? Çalışanı enflasyona ezdirmem. Ama dün bu sözünden çark etti. Asgari ücretlinin yılın ikinci yarısı için beklediği zam başka bir bahara kaldı. Hep söylüyorum, enflasyon en adaletsiz vergidir. Bir çeşit tırnakçılıktır. Başta emekçi ve dar gelirlinin satın alma gücüne fark ettirmeden el koymaktır. Daha yılın ilk ayında asgari ücret enflasyonun altında kaldı. Açlık sınırının altına düştü. Böyle bir dönemde asgari ücrete yılda bir defa zam yapmak, enflasyonun tüm yükünü çalışanların üzerine yıkmaktır. Enflasyonu kontrol altına almak için hiçbir şey yapmayacaksınız. Merkez Bankası enflasyonu küresel barışa bağlayacak. %60'ı aşan enflasyon asgari ücreti, maaşları, ücretleri, aylıkları pul edecek. Ondan sonra çıkıp diyeceksiniz ki ben asgari ücreti arttırmam. Enflasyonla mücadelede bu beceriksizlik devam ettikçe, asgari ücreti yılda iki kez değil, dört kez değil, milleti senin eserin olan hayat pahalılığına ezdirmemek için her ay arttırmak zorunda kalacaksın. Erdoğan yurda dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Çanakkale Köprüsü'ne verilen geçiş garantisi için Yavuz Sultan Selim'de eksik kalıyoruz. Burada da belli bir süre eksik kalacağız diyen Ulaştırma Bakanı'nı yalanlamaya kalktı. Araç geçiş sayılarının verilen garantilerin üstünde olduğunu söyledi. Kim doğruyu söylüyor? Yalanın 50 ayrı tonu
buralar bunlarda bakan mı, cumhurbaşkanı mı, AK Parti'nin genel başkanı mı, kim doğruyu söylüyor? Bu ülke yönetilmiyor. Bu ülke savruluyor. Erdoğan hızını alamıyor, kendini de yalanlıyor. 10 gün önce Çanakkale Köprüsü'nde faiz olursa, fark olursa yüklenici farkı devletin kasasından biz ödeyeceğiz diyen kendisi sanki değilmiş gibi dün çıkıyor, devletin cebinden bir kuruş çıkmadığını iddia ediyor. Beyefendi, sadece 6 yılda bu garantili projelere bütçeden 10 milyar doları aşkın para ödediniz. Milletin cebinden ne kuruş? Tam 10 milyar dolar parayı aldınız, yandaşlarınıza verdiniz. Yandaş demişken, sarayın Fahri Dışişleri Bakanı çakma oligarkın yaptığı yeni açıklamalar dün basına yansıdı. Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı bu eski Mao'cu utanıp sıkılmadan biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik dedi. İktidara emperyalistlerin himmetiyle geldiklerini açık seçik ifade etti. Ne diyelim, bozuk saat bile günde iki defa doğru saati gösterirmiş. Bu arada Kaşıkçı davasında da ilginç gelişmeler var. Savcının davayı Suudi Arabistan'a devretmek istediği söyleniyor. Suudi Arabistan'ın bize uyguladığı gizli ambargo nedeniyle Hatay esnafının neler çektiğini biliyor musunuz? Yaş meyve sebze ihracatçısının neler çektiğinin farkında mısınız? Madem bu işin peşini bu kadar kolay bırakacaktınız, neden bu insanlara bu kadar sıkıntı çektirdiniz? Hayırdır? Yoksa bu sefer de başka bir yerden mi talimat geldi? Değerli basın mensupları, ekonomist olduğunu iddia eden Erdoğan, 1970'li yıllarda ekonomiyi batıran dövize çevrilebilir mevduatı, kur korumalı mevduat diye millete yutturmaya kalkıyor. Dün itibariyle dövize endeksli bu mevduatların ilk taksitlerinin faturası ortaya çıktı. Özel bankaların faizlerine bile hazineyi kefil eden bu sistem, hazinenin yani milletin sırtına dev bir yük bıraktı. Bu mevduat sahiplerine bankanın ödediği faizin 4 katı kadar para da hazineden ödendi. 24-31 Aralık tarihleri arasında ortalama dolar kuru 12 lira 16 kuruş, 23-31 Mart haftasında ortalama kur 14 lira 79 kuruş. 3 ayda dolar kurundaki artış %21,6. Bankanın ödediği faiz %4,25. Milletin kasasından hazinenin ödediği faiz, dikkat edin, 3 ayda %17,4. Bunu yıllığa çevirirseniz %90. Milletin ekmek alırken ödediği vergilerden adına faiz demeden parası olana %90 yıllık faiz ödeyecekler. Ne oldu Naz? Biz boşuna demiyoruz. Bu hükümet faiz lobilerinin hükümetidir. Faizciler sarayın sözde ekonomistini sevmesinde kimi sevsin. Bir yılda yerli özel bankaların net faiz geliri %149, net karı %337 artmış. Tabii ki faiz lobileri sarayın sözde ekonomistini böylesine sever. Tekrar soralım. Önce nas dediniz, şimdi neden pas deyip duruyorsunuz? Değerli basın mensupları, her zaman şunu söylüyorum. Bu millet büyük bir millet. Bu devlet büyük bir devlet. Bu ekonomi büyük bir ekonomidir. Bu ülkenin zengin kaynakları vardır. Yeter ki doğru kullanılsın. Ama maalesef öyle olmuyor. Maliyetinin kat kat üstünde garanti verilen projeler, hesapsız kitapsız harcamalar, kerameti kendinden menkul ekonomik safsatalar yüzünden heba edilen 128 milyar dolar, zihni sihir projelerinin peşinde kül olan milyarlarca lira, Hatay Belediye Başkanımız da geçtiğimiz günlerde ifade etti. Kontrolsüz Suriyeli akını milyarlarca dolarlık harcamanın yanında bu güzide şehrimizin demografik yapısında da ciddi sıkıntılara neden oldu.
Türkiye Avrupa'nın açık hava mülteci kampına döndü. Erdoğan'ın açıklamalarına göre Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden ülkemize gelenlerin sayısı 5 milyon kişi. Göç İdaresi'nin rakamlarına göre ise ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 755 bin kişi var. Bu sığınmacıların 433 bini ise Hatay'da bulunuyor. Gerçek sayının ise bunun çok üstünde olduğu tahmin ediliyor. Sarayın açıklamaları bu geçici misafirliğin hiç de geçici olmayacağını, milletin kesesinden yapılan harcamalarla gösterilen bu misafirperverliğin bu hükümet sürdükçe devam edeceğini gösteriyor. Kendi vatandaşını görmeyen, sesini duymayan bu el iyisi hükümetin elinde sadece Avrupa'nın sığınmacı üssü olmakta kalmadık. Aynı zamanda Avrupa'nın plastik atıklarının çöplerinin de üssü olduk. Uluslararası bir haber ajansı İngiltere'de plastik atıklarının nereye gittiğinin peşine düşmüş. Bu bir süpermarketin atıklarına takip cihazı takmış. Bu plastik atıkları Londra'dan çıkıyor, dönüyor, dolaşıyor, Adana'da yolculuğunu tamamlıyor. Hükümete sesleniyoruz. Bu işi doğru dürüst denetleyin. Bizim için tek yeşil doların yeşili demekten artık vazgeçin. Memleketin haline bir bakın. Avrupa'ya okumuş, eğitim almış doktorlarımızı, mühendislerimizi ihraç ediyoruz. Dönüp Avrupa'nın çöpünü de ithal ediyoruz. Bu mu sizin yeni ekonomi modeliniz? Bu mudur yerlilik, millilik? Bu çürük çarık düzen daha fazla devam edemez. Yine Muğla İkizköy'de beşli çeteden birinin ortak olduğu santrale kömür sağlamak için yasaya aykırı yönetmeliği gerekçe gösterip zeytinliklere dalıyorlar. Zeytin ağaçlarını katletmeye başlıyorlar. Allah'tan zeytinime dokunma diyerek bu ülkeyi, bu ülkenin zeytin ağaçlarını korumaya çalışan insanlarımız yetişiyor, katliamı durduruyor. Ama o sırada 30 kadar zeytin ağacı maalesef kesiliyor. Hiç mi insafınız yok? İçinizde bir kırıntı kadar da mı vatan sevgisi, Allah korkusu yok? Bir kere daha tekrarlıyoruz. Biz bu ülkenin zeytinliklerinin korunması için sonuna kadar tüm milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında olacağız. Değerli basın mensupları, milleti unutan bu hükümetin hiç unutmadığı, hiç ihmal etmediği bazı şeyler de var. Bunlardan bir tanesi de ballı yönetim kurulu üyelikleri. Geçtiğimiz haftalarda varlık fonu kullanım hakkının bitmesine 4 yıl kala Telekom'un %55 hissesini aldı. O zaman sormuştuk. Devlete iadesine 4 yıl kalmış Telekom için neden varlık fonunu milyarlarca dolar borçlandırdınız? Bankaları mı kurtarıyorsunuz? Yoksa suç mahallinde delil karartma niyetiniz mi var? Yoksa Telekom'u birileri için kılçıksız balığa mı dönüştürüyorsunuz demiştik. Bu soruları sorarken ne kadar haklı olduğumuzu maalesef bugün görmeye başladık. AK Parti döneminde yapılan pek çok şaibeli iş ve işlemin belki de en karanlığı, en şaibelisi Lübnanlı Harerilerin bizim tarlamızın taşıyla bizim kuşunu vurduğu, kâr alıp borcunu bizim bankalarımızın üzerine yıktığı Telekom'da yeni yönetim kurulu açıklandı. Şirket yönetimine Erdoğan ailesine yakın isimler getirildi. Yönetim kurulu başkanlığının altına da ağırlıklı olarak bakan yardımcılarından oluşan yandaş karması bir yönetim kuruldu. Şimdi Telekom yönetim kurulu üyesi olan bakan yardımcıları bir yandan bakan maaşı olarak 40 bin lira alıyorlar ayda, bir yandan da Telekom'dan bir ilave 40 bin daha alıyorlar. Yani bir maaşı ikiye katlıyorlar. Artık Telekom'un şu tabelasını bir indirip yerine Erdoğan ve mahtumları yazdıracakları bir döneme doğru giderek yaklaşıyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Gerçekler eğer ya da geç ortaya çıkacak. Bu Telekom meselesi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üstüne öncelikle gideceğimiz işlerden biri olacak. Değerli basın mensupları, saray yandaşlarını ballı maaşlı koltuklara oturturken vatandaşlarımız türlü çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'mizin adım adım dolaşıyoruz. Milletimiz çok dertli. Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Esnafımız dertli, çiftçimiz dertli, iş insanımız dertli, emekçimiz dertli, emeklimiz dertli. Memlekette neredeyse dertsiz baş yok. Bu ülkede okul çağındaki çocuklar ülkeyi ve ülkenin sorunlarını takip ediyor. O yüzden derslerini takip edemez hale geliyorlar. Son üç gündür Kahramanmaraş ve Hatay'da vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz. Hatay'da en önemli ihracat pazarı olan Suudi Arabistan, Suriye, Mısır ve Rusya'da işlerin bozulması hem yaş, sebze ve meyve üreticisini hem de nakliyecileri vurmuş. Her badireden sonra inatla yeni yollar aramışlar. Ama önce dış politikadaki hatalar, ardından pandemi, ardından ihracat yasakları, ardından Rusya-Ukrayna savaşı, onun ardından don afeti derken, bunun üzerinde de dikkatle durmak lazım. Bu don afetiyle hükümet hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Üreticiler, nakliyeciler darbe üstüne darbe yemiş. Çiftçiler bunlara ilave artan girdi fiyatları nedeniyle de artık üretemez hale gelmişler. Kredi ödemelerini şimdi bir yıl ertelenmesini istiyorlar. Nakliyeciler bölgedeki diplomatik gerginliklerin tır şoförlerine fatura edildiğini, şoförlerin gittikleri her ülkede kötü muamelelerle karşılaştıklarını söylüyorlar. Belge almakta karşılaştıkları zorluklardan bahsediyorlar. Kahramanmaraş'ta bir esnaf odası başkanımız artık esnafların umudu kestiğini, dükkan kapatan esnafın yurt dışına çıkmak için yollar aradığını anlatıyor. Bir büfe sahibi kardeşimiz diyalize gitmek zorunda. Tüplü arabasına 100 liralık gaz koyuyor. İkinci gün bitiyor. Bu birkaç kez tekrarlanınca gaz ayarında bir hata var diyerek tamirciye gidiyor. Daha sonra birkaç defa daha gidiyor. Sonunda tamirci diyor ki, abi artık lütfen gelme. Arabanda bir sorun yok. 100 liralık gazla artık ancak bu kadar gidiliyor diyor. Kahramanmaraş'ın biberi meşhur. Biber satan bir esnafımız. Kazandığımız kiraya faturaya gidiyor. Kira kadar fatura ödüyorum. Hak mı, reva mı diye soruyor. Telefon satan esnaf artık kimse de telefon atacak, alacak hal kalmadı. Aksesuar satarak dükkanı döndürmeye çalışıyoruz diyor. Lokanta sahibi artan masrafları, azalan satışları anlatıp her ay 19 bin lira zarar yazdıklarını söylüyor. Dükkan sahibi kapatmamak için direniyorum diye dert yanarken dükkandan çıkan bir müşteri iki tavuk, iki de et dürüm 93 lira olur mu? Bu böyle gitmez diye feryat ediyor. Bir başka esnaf emekli olmuş ama çalışmak zorunda. Ankara'da üniversitede okuyan kızım var. Para gönderemiyorum. Para göndersem eve ekmek alamıyorum. Bir babanın gurbetteki kızına para gönderememesi ne demektir? Benim başka söyleyecek sözüm yok derken gözyaşları döküyor. Bir başka esnaf dişini sıkmış. Üç çocuğum var, yetişemiyorum. Bulgur pilavı, salata falan yiyoruz. Görüşlerimiz illaki var. Ama burada söylenmez. Sille zamanı yaklaşıyor diyor. Biz bugün Türkiye'nin dört bir yanından yükselen feryatlara tercüman oluyoruz. Çareleri öneriyoruz. Ama dinlemiyorlar. Yarın bu sıkıntılara derman olmaya kararlıyız. Milletimiz sandıkta saraya atacağı sillenin artık yaklaştığını görüyor. Milletimiz en geniş yelpazede temsil eden milletimizi en geniş yelpazede temsil eden altı partimiz Türkiye'yi içine düştüğü karanlık günlerden çıkarabilmek için hazır. Yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla hukuk devletine, üretime, adil paylaşıma ve sürdürülebilirliğe dayalı dört ayaklı ekonomik stratejimizde ülkemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken hep birlikte sandıkta bitireceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.